Bildiklerimizi abartır, bilmediklerimizi küçümser ve hata yaparız. Bilgeliğimize yönelik kibrimiz oldukça yüksektir. Örnek üzerinden gidelim. Evlilik konusunda herkesin bir fikri vardır. Evliliğin iyi bir şey olduğu toplumun genel kanısıdır. Ancak günümüzde evli çiftlerin yarıya yakını evlendikten kısa süre sonra boşanmaktadır. Bu istatistik ve boşanma nedenlerine dair veriler internette kolaylıkla bulunabilir. Ama çiftlerin büyük bölümü, "Bunlar bizim başımıza gelmez çünkü biz iyi anlaşıyoruz" deyip yanılgıya düşer. Atladıkları şey şudur: diğer çiftler de iyi anlaşıyordu. Kimse onları kafalarına silah dayayarak evliliğe zorlamadı. Onlar da diğer insanlarla aynı yollardan geçtiler ama evlilikleri yürümedi. O halde sormak gerek: neden kendimizden bu kadar eminiz? Neden bu kadar sabit fikirliyiz? İnsanlar hali hazırda sahip oldukları fikirlerden ayrılmakta güçlük çeker. Nassim Taleb, sorunun fikirlerin yapışkan olmasından kaynaklandığını savunuyor. İnsan, zihninde bir kez bir kavram oluşturduğunda, elinde o kavramı kanıtlayabilecek veriler olmasa dahi fikrini savunmak ister ve onu değiştirmekten hoşlanmaz. Ne yaparsa yapsın, o fikirden ayrılmakta güçlük çeker. İnsanlar, haklı çıktıkları durumlarda haklılıklarını kendi bilgeliklerine ve haksız çıktıkları durumlarda haksızlıklarını dış dünyaya yüklemeye eğilimlidir. Kişi yanılmıştır ama bahanesi hazırdır. Yanılmasının sebebi şartların eskisine göre çok daha farklı olmasıdır vesaire. Taleb bu mızıkçı tutumu insandaki öz saygıyı koruma mekanizmasına bağlıyor. Şöyle söylemiş: biz insanlar rastlantısal olguların algılanmasındaki asimetrinin kurbanlarıyız. Başarılarımızı yeteneklerimize, başarısızlıklarımızı kontrolümüz dışındaki dış olaylara, yani rastlantısallığa atfederiz. Kendimizi kötü şeylerden değil, yalnızca iyi şeylerden sorumlu tutarız. Bu da neyle uğraşıyorsak o konuda diğerlerinden daha iyi olduğumuzu düşünmemize yol açar. İsveçlilerin %94'ü araba kullanma becerileri bakımından İsveçli sürücülerin yarısından daha iyi olduğuna inanır. Fransız erkeklerin %84'ü sevişme konusunda diğer Fransız erkeklerinin yarısından daha yetenekli olduğunu düşünür. Bu asimetrinin bir diğer etkisi de kendimizi eşsiz hissetmemiz, bu türden bir asimetri algılamadığımız başka kişilerden farklı olduğumuzu düşünmemizdir. Birdenbire işinden olan insanların kaçı henüz birkaç gün öncesinde bile böyle bir şey olacağına ihtimal vermiştir? Ya da kaç uyuşturucu bağımlısı bu bataklığın içinde bu kadar uzun süre kalacağını düşünerek uyuşturucuya başlamıştır? Düşünmek gerek. İçten içe herkesten farklı olduğunu düşünmek ve kendi bildiklerimize körü körüne bağlı olmak özünde kibir değil de nedir? Peki bilgimiz konusunda sahip olduğumuz bu hatalı bakış açısının hayatımızı olumsuz etkilememesi için ne yapmamız gerekir? Aslında cevap basittir. Hata yapabileceğimiz gerçeğinin farkına varmalıyız. İnsanlar planlama yaparken hata payını göz önünde bulundurursa kendisi için en hayırlısını yapmış olur. Bu yüzden yapılan her türlü plan esnekliği oranında iyi bir plandır. İnsan bilgisinin sınırlı olduğunu ve birçok şeyi öngöremeyeceğini fark ederse geleceğe yönelik planlarını kendisi için daha faydalı biçimde düzenleyebilir. Yazarın deyimiyle, tüm kuğular beyazdır gibi bir bilgiye körü körüne bağlanmaktansa siyah kuğuların varlığını fark edip buna göre hareket etmek en mantıklısıdır. Gerçek bilge, geleceği göremeyeceğinin farkında olan kişidir. Nassim Taleb kitabında Epistemokrasi başlığı altında bilginin ve bilgisizliğin doğasını anlayan kişileri epistemokrat olarak adlandırıp hayli övmüş. Yanılabileceğinin farkında olan insanları bilge kabul etmiş. Ardından bilgisizliğimizin farkında olmayışımızın kitle olarak hareket ettiğimizde ne büyük problemlere yol açabileceğini şöyle açıklamış: herkesin bir ütopya fikri vardır. Çoğu kişi için bu eşitlik, evrensel adalet, baskının ve çalışma zorunluluğunun olmadığı bir dünya anlamına gelir. Bana göre ütopya epistemokrasidir. Her sınıftan insanın
epistemokrat olabildiği, epistemokratların seçilmeyi başarabildiği bir toplumdur. Bilginin değil, bilgisizliğin farkındalığı temeli üzerine kurulu bir toplumdur. Ne yazık ki insanlar kendi yanılabilirliğini kabul ederek yetkinlik iddiasında bulunamaz. İnsanlar bilginin gözlerini kamaştırmasını isterler. İnsanları bir araya getirebilecek liderlerin peşinden gitme eğilimi gösteririz. Çünkü grup halinde olmanın avantajları, yalnızlığın dezavantajlarına baskın gelir. Hep birlikte yanlış yolda yürümek, yalnız başımıza doğru yolda gitmekten daha fazla işimize gelmiştir. Düşünceli ve bilge olan yerine iddialı aptalın izinden gidenler genlerinin bazılarını bize aktarmayı başarmıştır. Bu durum sosyal bir patolojiden anlaşılabilir. Psikopatlar insanları arkalarında toplar. Hayatta nadiren fikirlerini kolaylıkla değiştirebilecek denli entelektüel üstünlüğü olan insanoğullarıyla karşılaşırsınız. Hitler, Mussolini ve daha niceleri dünyaya hatırı sayılır zararlar vermiştir. Ama onlara destek olan kitleler o dönemde kendilerinden o kadar emindi ki liderleri uğruna ölmeyi bile göze aldılar. Bizim için gelecekten geçmişe doğru bakıp yapılan hataları görmek kolaydır. Asıl zorluk içinde bulunan anı değerlendirebilmektir. Yazar bu bağlamda başkasına gülerken çok da uzak olmayan bir gelecekte başkalarının da bize aynı haklılıkla gülebileceğini fark etmeliyiz demiş. Bu tür bir bilgeliğe gerçekten ihtiyacımız var. Taleb bu bağlamda bir konuyu değerlendirirken veya konu hakkında tedbir alırken o konuyu aklı yatkınlığına değil, yaratabileceği potansiyel tehlikeye göre değerlendirmenin daha güvenli olduğunu söylüyor. Riskleri göze almadan yaşamak mümkün değildir. O halde risklerin taşıdığı potansiyeli değerlendirip risk yönetimi yapmak ve tedbire yönelik davranışlar sergilemek en mantıklısı olacaktır. Belirsizliğin farkında olmak iyidir. Asla tüm vahşi hayvanlardan daha güçlü olmayı bekleyemeyiz. Ama vahşi hayvanların nerede olduğunu bilirsek kendimizi kesinlikle daha güvende hissederiz. İnsan daima küçük hatalar yapar. Bu insan olmanın sonuçlarından biridir. Önemli olan büyük hatalar yapmamaya çabalamaktır ki bahsi geçen büyük hatalar hep kendine aşırı güvenden kaynaklanır. O halde yapılması gereken şey mütevazı olmak ve kibri bir kenara bırakmaktır. Son sözü talebe bırakalım. İnsanların kötü bir yemek, soğuk bir kahve, reddedilme ya da kaba karşılanma gibi nedenlerle nasıl kötü bir gün geçirebildikleri ya da öfkelenebildikleri bazen beni şaşırtıyor. Yalnızca hayatta olmanın olağanüstü bir şans, muazzam büyüklükte rastlantısal bir olgu olduğunu çok çabuk unutuyoruz. Hayalinizde yeryüzünden 1 milyar kat büyük bir gezegenin yanında bir toz zerresini canlandırın. O toz zerresi dünyaya gelme olasılığınızı, devasa gezegen ise gelmeme olasılığınızı simgeler. Bu yüzden ufak tefek meseleler için endişelenmeyi bırakın. Kendisine hediye edilen şatonun banyosunda küf var diye tasalanan nankör gibi olmayın. Bir siyah kuğu olduğunuzu sakın unutmayın.